Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkanı Başbakan'ın haşhaşiler benzetmesine de yanıt verdi. Sıradaki haberde hem o açıklamalara bakacağız hem de haşhaşiler kimdir bir göz atacağız. Tabii şimdi tarihimizi inceliyoruz. Tarihte de bunu gördük. Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşadık. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını, gerektiğinde düşmanlarla nasıl işbirliğine gittiğini asırlar önce millet olarak yaşadık ve gördük. Başbakan Erdoğan'ın haşhaşiler benzetmesine Fethullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Yazarlar Vakfı'ndan yanıt geldi. Geçmişte ifade edilen, haşhaşiler diye tabir edilen, alabildiğine karanlık örgüt olarak tarihe geçmiş olan, hedefleri ve varlıkları sadece cinayet olan, uyuşturucu kaçakçılığı olan ve bütünüyle toplumda bir virüs ve toplumu tehlikeye sokan illetli bir yapı olarak tarihe geçmiş olan ve Nizamül Mülk'ü öldüren bu katiller topluluğuyla hizmetin telif edilmesi söz konusu olamaz. Peki haşhaşiler kim? Ansiklopedik bilgilere göre haşhaşiler aslında gizli bir İslam tarikatından çok da farklı olmayan bir tarikat. Bazı kaynaklara göre tarikatın adı İsmaililik. Varlıklarını 1090-1275 arasında 200 yıl sürdürmüşler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sinsi virüslere devlet bünyesini felç etmeye yönelik sızıntılara asla geçit vermez ve vermeyecek. Kaynaklar haşhaşilerin politik hedefleri olan bir organizasyon olduğunu belirtiyor. Amaçları politik ve dini kurumları birbirinden ayrılamayan bir din olan İslam'ı gerçekleştirmek veya saflaştırmak. Haşhaşiler var oldukları dönemde birçok ülkenin devlet düzenini ciddi biçimde tehdit ediyordu. Daha çok suikastleriyle tanınan gizli bir topluluk. Hasan Sabbah tarafından kurulup suikastlerden önce kendilerinden geçmek için içtikleri haşhaştan isimlerini aldıkları söylenir. Haşhaşilerle ilgili kesinleşmiş bir bilgi yok ama pek çok kaynak Büyük Selçuklu Devleti zamanında terör estirip pek çok üst düzey devlet adamını ve Abbasi soyunu öldürdüklerini yazar.